Tabii ki öyle. Seçim olsaydı biz bambaşka hikayeleri seçimde gördüğümüz gibi dinleyecektik. Fakat burada bu emeklilerin zammı ile ilgili bence çok önemli olan asıl mesele hani bir seçenek varmış gibi bir şeyler sundular ya 1000 lira, 2000 lira, 2500 lira gibi. Şimdi bunların aslında rakamsal olarak o emekliler için bir değeri var. Yani o 2000 lira, 2500 lira ya yap, yap yapmasınlar. Bu kadar yapacaklar da ne olacak ki? Denemez. O insanlar için var. Fakat asıl problem şu. Kök maaş denen bir şey var. Evet. O kök maaş değişmediği sürece bu seyyanen yapılan bu zamlar sonunda yıl sonu geldiğinde yeniden çünkü o aradaki farkı da kapatmaya mesela şimdi %25 zam yapılacak emeklilere. O yüzde yirmi zamma rağmen yine on bin lira almayı sürdürecek insanlar. Tabii. Milyonlarca insan var böyle. Şimdi Ama tam tersine de tepki var. Tabii tabii şimdi oraya geleceğim ki, evet, bravo. Tam tersine şimdi de zaten, tepki var. Şimdi zaten öteki türlü de başka türden. Aynen evet. dediğiniz gibi haksızlık doyuyor. Yukarıdan maaş olan da hayır, benim günahım ne? Doğru. Hani on bin, bin, bin lira alıyorum kadar. diye. Doğru. Şimdi bu dengeyi ama kök maaş lehine eğer oluşturmazlarsa yılbaşında yeniden aynı hikayeyi bir daha dinleyeceğiz. Çünkü yıl başında yine zam dönemi gelecek. Yine kök maaşı belli bir yerde kalanlara zam yapılsa dahi yine işte mesela diyelim şimdi 12 bin lira yaptılar. Yine 12 bin lira da kalacaklar. Bu kökten değişmesi gerekiyor. Bir kere bu. Ama aynen söylediğiniz gibi yukarıdakileri de unutarak değil. Daha önce başka bir televizyonda böyle bayağı bir mesaj gelmişti WhatsApp'tan bana. Ya bizim günahımız ne diye. Aynı dediğiniz çerçevede. Yani ben 15 bin lira alıyorum diye ben o zammı almayacak mıyım? hani onun kök maaşını arttırıyorsunuz benimkini niye devletin kök maaş kökünden bir çözüm bulması lazım yoksa bu gerçekten değerli ve önemli o insanlar için hatta işte hepimiz çeşitli yerlerde muhatap oluyoruz yani daha dün bindiğim bir e, taksici bunu açık açık söyledi abi dedi o kadar rahat söylüyorlar ki ya 2000 liradan ne olacak 2500 liradan ne olacak yapmasa daha iyi ya yapmasa daha, daha iyi mı? diyenin herhalde bir fazladan 2500 lirası var diyor. Bekliyor insanlar bu zammı İktidar da bunu biliyor. Bu duruma getirdikleri insanlar bunlar. Fakat biraz önce e, Sayın değin değindi bu e, sosyal yardım meselesi. Sosyal yardım meselesi de geçmişte 28 milyon 30 milyona kadar çıkmıştı sayı. Görece biraz aşağı indi. 24-25 milyon civarında insan. 16-17 kalemde sosyal yardım alıyor devletten. Ve bu 3 milyon civarındaydı. 3 milyon aile civarındaydı. Şu anda 6 milyon küsür aile. TÜİK buna 3.3 diyor aile başı. Biz buna 4 diyelim. Yine rakam 25 milyon, 26 milyon civarında. Ve bu rakamlar tırnak içinde söylüyorum. Çok düşük rakamlar değil mevcut maaşa göre. Yani 10 bin lira alan bir... E, Emekliye bir biçimde evine 1000 lira bir yerden 750 lira başka bir yerden 1500 lira 2000 lira başka bir yerden vererek bugüne kadar AK Parti bunu getirdi. Ama enflasyon bu fiyat artışları o kadar yüksek düzeyde ki eskiden sanki bir açı, açıdan zam çok yapmıyor da ama o sosyal yardımlarla bunu örtüyor olan iktidar artık bunu örtemiyor. Yani Aile Bakanlığı'nın verileri galiba. Aile Bakanlığı'nın verileri bakanlığın evet. evet. Bu rakamlar da artık o insanlara yani işte evinizde e, bir belli yaşta Ama çocuk varsa. Ama yapıyoruz, sosyal yardım yapıyoruz diye övündüler. Hani zaten yani o, bunun rakamı bizim dönemimizde arttı diye hani övündü. Hanım zaten şey en büyük problem de buydu. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası layık, demokratik, sosyal bir hukuk devleti. Sosyal devlettik. Şimdi sosyal yardım devletine çevirdi. Yani insanların aslında sorununu kökten çözmek yerine kendine bağımlı hale getirdiği bir siyasal bir ekonomik düzen kurdu. Fakat bu ekonomik düzende yani bunun yaklaşık 10 yıldır işleyen, tıkır tıkır işleyen bir biçimde onlara zam yaparak biz mesela bu seçim dönemlerinde de işte asgari ücreti arttırdı, emekliye şu kadar maaş zammı yaptı dendiğinde çoğunlukla gözden kaçırılan şey Sayın Cumhurbaşkanı bu sosyal yardım kalemlerine de en az %50-%100 zam yapıyordu. Yani sadece o para girmiyordu ailelerin evlerine fakat artık bu da yetmiyor. Bu yardımlara rağmen inanılmaz bir yoksullaşma tam deyimiyle bir derin yoksulluk var. İnsanlar artık çok temel ihtiyaç maddelerini karşılayamıyorlar. O yüzden bu 2000 liralar, 2500 liraların toplumda bir biçimde olması yönünde bir karşılığı var. Ama buyurun bir ufak örnek Tabii. vereyim. Söylediğiniz giren paralar ayrı. Evet. Bir de örneğin yeşil kart. Evet. Babamın çıkardığı 7 milyona yakın insana dağıttı. Bedava sağlık hizmeti evet. ve ilaç. Adam bunu 20 milyona çıkartmış. Genel sağlık sigortasını Türkiye'ye getirmemiş, engellemiş ve yeşil kartı senin başında bir silah gibi kullanıyor. Bak diyor ben kaybedersem kartını iptal ederler. Sağlık hizmetinden ailecek yararlanamazsın. Tabii. Adam diyor ki ben yeşil Bunu, kartı kaybetmiyorum. 2000, Bunu, 2000... Bunun aynısını pardon bunun aynısını sosyal yardımlar için yaptı. Evet. Fakat sosyal yardımlarda gerçekten Ekrem Bey'de Mansur Bey'de örnek bir belediyecilik yapıp bu sosyal yardım tohuma kadar... Evet. Özellikle Baş... pandemi döneminde. Pandemi döneminde, başardıkları için de, çünkü şimdi asıl söylemek istediğim konulardan biri o, yapabileceğinizi göstermek. Şimdi muhalefetin şu anda iktidar karşısında ve bu biraz önce Gürsel Bey'in söylediği o kararsız kitle var ya, e, kopuyor tamam iktidardan ama niye muhalefete gelmiyor? İşte o kararsız kitlenin muhalefete gelmemesinin ana sebebi. Siyasal iletişim açısından da sizin yapabileceğinize tamamen inanması. Yani son seçimde şunu söylüyorlardı. Ekonomistler katılır mısınız Sayın Aktuna bilmiyorum ama e, evet iktidar ekonomiyi bozdu ama yine aynı iktidar düzeltir gibi bir algı vardı seçmende diye bir tespit vardı. Ama Öyle bu tahmin ediyordu ama tahmin, tahmin de oldu. yanıldı. Evet. Tahminde yanıldı. Hatta size Yan işte tam orayı söyleyeceğim. İşte bu boşlukta şimdi artık bir boşluk var. Bu boşlukta muhalefete düşen o yapamadı, düzeltemeyeceğini de gösterdi. Burada artık bir adres var, güvenilir bir adres var ve benim inandırıcı size vaatlerim var diyebilmesi gerekiyor. Şimdi bunu diyemeyen, bunu ortaya koyamayan muhalefet sözcü olmaya istediği kadar devam etsin. Yani neyi kastediyorum? Mitingler yapsın, halkın sorunlarını onlarla beraber konuşsun. Hayatına dokunmadığın sürece olmaz. Evet, ona diyecek ki bir dakika ben sadece sözcü değilim. Hı. Aynı zamanda senin bu sorunlarını A, B, C çok somut, anlayacağı Aynen. şekilde net, basit ortaya koymadığı sürece hala ya o kararsız kitle büyüyecek ya da bir biçimde ya belli olmaz çözerse belki yine e, Cumhurbaşkanı Tayyip çözer tırnak içinde algısı devam eder. Ha şu aşamada böyle bir şey var <laughs> mı? Kesinlikle yok. Yani şu anda muhalefet açısından inanılmaz bir siyasal alan açılmış durumda. Bunun bir örnek olsun diye söyleyeyim mi hocam? Tersine göçü takip ediyoruz. Başta İstanbul olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bursa aklına bir gelebilecek bütün illerde, büyük illerde kira kaynaklı ve geçim sıkıntısından kaynaklı köyüne kasabasına evet. gitmek isteyen binlerce insan var.